olur. Zaten Ehl-i Sünnet'te yani ikinci bir ihtimal yok. Yok, evet. Inşallah. Yani Ehl-i Sünnet'te kesin hükümdür Hazreti İsa'nın iniş. Yani evet. Tartışılan bir konu değildir. Evet. İnşallah. Şiilikte de öyle, Caferilikte de öyle. Maşallah. Mehdi'nin gelişi de öyle. Yani hiçbir mezhepte reddeden yoktur. Evet. Ama tabii şeytan çeşitli yönlerden yaklaşıyor. Bir geçmiştir mantığı var. Bir çok uzakta gelecek mantığı var. Bir şahsi manevidir, zaten görünmez mahdi var. Bir de ruh gibidir. Şiilerin de inancı bu. Ruh gibidir. Zaten her yerde de siz göremezsiniz onu. Bir var. Bir de akıl almaz Mehdi tarifi var. O zaten öyle bir Mehdi hiç gelmez onların dediği tarz. Yani bir tekbir getiriyor, binalar çöküyor, efendim duvarlardan geçiyor, aynı evet. anda herkesin evinde oluyor bir anda. Tank top işlemiyor. Mesela tank mermisi, top mermisi işlemiyor. Evet, deniz donuyor, Adriyatik kuruyor. Evet, Akdeniz donacak diyor, Adriyatik denizi yok olacak bir anda diyor Mehdi. Yani o tarife göre Mehdi mümkün değil, yani öyle bir Mehdi'nin gelmesi. Yahut böyle bak işte şeytani bir vesvese oluşturmak için bu tip bir sistem de oluşuyor. Yani şeytan bu yönden de insanları evet. kilitliyor. Dolayısıyla tabii bunlar hepsi Mehdi'nin örtüsü olmuş oluyor ama. Yani bunda da hayır var. Yani böyle olması aleyhte değildir. Bu bir şer değildir, hayırdır. İnşallah. Mehdi bu gizlilik işte onun perdesi. O perde içerisinde Mehdi gelişiyor. Mesela Cübbeli diyor ya gelmeyecek diyor. Mesela bu bir perdedir. Mesela Nur Talib diyor şahsı manevidir görünmez diyor. O da bir perdedir. Böylece gizlenmiş oluyor ve hayır olmuş oluyor. Mezheplerin ayrılması genellikle Mehdi üzerine mi? Görüş ayrılığı üzerine mi? Mehdi bütün mezhepleri birleştirecek ama mezheplerde bir Mehdi'yle ilgili ayrılık yoktur da inançta bir gariplik var. Yani işte gelmiş geçmiştir demek, gelecektir, çok uzun yıllar sonra gelecektir demek. Kıyametten sonra gelecek diyor mesela. Evet. Zaman. Yani öyle bir anlatım var ki kıyametten sonra gelecek. Değil mi? Evet. Öbürü gelmiş geçmiş zaten hiç gelmesi mümkün değil evet. o dediğine göre. Hı hı. Şiilerin dediği de ruh gibidir diyor. Yani Hazreti Adem devrinden beri Mehdi var zaten diyor. İnsanlar göremiyor diyor. Bunun da olmayacağı belli. Evet. Yani böyle bir Mehdi de çıkmaz. Hı hı. İnşallah. Veyahut işte olağanüstü böyle herkesin evine anında girebilen, herkesin avucun içine baktığı Mehdi'yi görecekler. Halbuki bu cep telefonlarına, iPod'lara işaret ediliyor. Bu anlaşılmayacak ne var bunda? Herkes otur diye de Mehdi'yi görür diyor. Televizyondan seyredecek işte bu. Yok o anlamda değil diyorlar. Yani Mehdi herkesin evinin odasının içine girecekmiş. Karşıda oturacak, görecek, konuşacak aynı anda diyor. Yani 7 milyar insan varsa kaç milyar ev vardır? Ben diyelim 2 milyar ev var diyelim. Evet. 2 milyar eve girecek diyor. Evet. Yani bunun asla olmayacağı belli. Bir evet. de asla gelmeyecek Mehdi tarifleri de var böyle. Bir gelecek gerçek Mehdi tarifi vardır. Bir de asla gelmeyecek Mehdi tarifi vardır. Biz gerçekten gelecek Mehdi tarifini tam doğru anlatıyoruz. Maşallah. Evet. Delillere dayalı anlatıyoruz. İnşallah. Bir de demagojine karşımıza çıkan mantık var.